platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, şimdi hemen gidiyoruz. Konuğumuz Ercan Çivi'ye. Ercan hoş geldin. Merhabalar Özlem, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, şimdi şöyle seninle genel bir Çin konuşalım. Dün özellikle seninle de sohbetimizde Çin tarafından gelen faiz kararları küresel risk iştahı, evet, petrol cephesini, imtia cephesini etkileyebilir demiştin. Bugün gelen veriyle birlikte nasıl bir şekillenme olacak dinliyoruz. Şimdi şöyle, Çin tarafında evet faiz indirimleri ufak ufak başladığını görüyoruz ama bu piyasaları ciddi manada tatmin etmedi. Dolayısıyla zaten piyasada genel hatlarla fiyatlamalara baktığımız zamansa çok tatmin edici bir durumu olmadığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradaki tabii ki de Çin'den gelen verilerin iyi olmasına rağmen reaksiyon olarak piyasalar olabildiğince riskli varlıklardan kaçışa geçmiş durumda. Asya seansı dönemi içerisinde özellikle S&P olsun, diğer endeksler ve Şangay borsasında ciddi olarak satışların gözlemlendiğini gördük. Dolayısıyla Çin tarafındaki evet faiz artışları bir manada başlangıç olarak Çin yapmış gibi görünüyor ama netice itibariyle buradaki önemli olan durum da piyasaları çok tatmin edici bir durum görünmüyor açıkçası Özlem. Dolayısıyla yine arka planda baktığımızda Çin tarafı için makroekonomik verilerin yoğunluğuna ve diğer haber akışlarına takipte kalmakta fayda var ama fiyatlama açısından baktığımız zaman zaten çok tatmin edici bir durum olmadı açıkçası. Evet, peki o zaman hemen gidelim biraz riskli piyasadaki endeksler üzerinde değerlendirmelerini. Dinersen şöyle Amerika endekslerindeki görünüm nasıl şekillenmeye başlayacak? Riskli piyasada bir durgunluk var hala. Üzerinden atamadığı nasıl diyelim, bir gölge var gibi, sen neler düşünüyorsun? Evet. Şimdi şöyle belirtmek gerekirse S&P 500 nazarında incelediğimiz zaman zaten baktığımızda 4400'lü puanların altına doğru sarkan bir fiyatlama var ve 4200 bandına tekrar orada önemli bir destek oluşturmuştu. Oraya doğru bir gidişat olacağı belli. Netice itibariyle burada tabii ki de önemli olan, aslına bakarsan rasyo olarak baktığımız zaman korelasyon anlamında dolar endeksine çok bağımlılığı var. Amerikan endeksine özellikle. S&P nazarında dolar endeksindeki sıkılaşma politikasına Fed'in de söylediği gibi gitmesi durumunda bu netice itibariyle dolar endeksinin güçlenmesi endeks tarafında zayıflaması demek. Yani birbirine ters olarak hareket eder. Dolar endeksindeki kuvvetlenme olması durumunda sıkılaştırma neticesinde bu endekslere çok yararlı bir durum değil. Netice itibariyle S&P 500 olsun genelde riskli varlıklardan kaçınma gibi durumlar olduğunda Nasdaq biliyorsun ki teknoloji ağırlıklı olması sebebiyle orada karlılık oranının daha fazlasıyla olabileceğini düşünerekten önümüzdeki günlerde Nasdaq'ın mesela S&P 500'e, Dow Jones'a göre çok daha aktif olarak ve yukarı yönlü gittiğini fakat S&P 500'ün satış tarafında işte Dow Jones gibi satış tarafında gittiğini gözlemleyeceğiz. Dolayısıyla buradaki özellikle tabii ki de riskli varlıklarda Amerikan endekslerinde özellikle bizim takip etmemiz gerekecek olan dolar endeksindeki olan fiyatlamalar ve sıkılaştırma yöntemine girmesi durumunda ki bahsedilen durumda bu tam anlamıyla Fed tarafında. Dolayısıyla bu durum endeks tarafında çok yararlı bir durum olmayacak. Satış tarafını daha ağırlıklı kazandıracaktır. S&P 500'ün teknik manada baktığımız zaman zaten 4200 altındaki bir fiyatlamanın muhtemel olması durumunda 3800 çok önemli bir nokta. En önemli olan kritik nokta. Çünkü o biraz taşıyıcı bir destek noktası oldu. Aylar boyunca en az 3 aylık bir dönem içerisinde 3800-3900 puanlama üzerinde gittiğini gözlemlemiştik zaten geçmiş dönemde. Son dönemdeki evet harika bir şekilde 4200 üzerinde atmış durumdaydık ve 4400'ün üzerinde tekrar 4700 ve 4800'lere konuşup eski gücüne alabilecek diye düşünüyorduk ama tabii ki de biliyorsun ki her bölgede eyalet Fed başkanlarının konuşmaları gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu konuşmalarda da zaten genel hatlarıyla ortaya çıkan artık evet faiz noktasında sonlara yaklaştık cümlesini artık bir kenara koyduk tam anlamıyla. Fakat burada sıkılaştırma yöntemine gitmesi demek demiş olduğum gibi dolar endeksine ağırlık kazandırıp yukarı yönlü gerçekleştireceği için buradaki tabii ki de düşük faiz oranları ve ekonomik aktiviteyi hızlandırmak ve nitelik kazandırabilmek amacıyla gevşeme yoluyla
parasal gevşeme zamanlarında yatırımcılar az önceki bahsettiğim gibi teknoloji hisselerini daha yüksek getiri sağlayacağı manasında bir kayış gerçekleştirir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde baktığımız zaman bahsetmiş olduğum gibi sıkılaştırma yöntemine girip faiz politikalarıyla ilgili olarak oranların düşürülmesiyle birlikte tekrar Nasdaq tarafında ağırlık olarak daha fazlasıyla hareket sağlanacak. Fakat bahsettiğim gibi S&P 500 özelinde özellikle satıcılı bir hava hakimiyet gösterebilir. Dolayısıyla bu dönem içerisinde dün piyasa tatil olması sebebiyle Amerika'da fiyatlama açısından zayıf bir gün geçirdi Amerikan endeksleri. Fakat bugün baktığımızda zaten satıcılı olarak sert bir şekilde devamlılık sağladığını gözlemliyoruz. Özellikle ki veri akışı sonrasında da. Tabii bununla Çin'den evet, bağlantımızda küçük bir problem oldu sanıyorum. Tekrar gideceğiz Ercan Çivi'ye ama şöyle bir kendisiyle özellikle konuştuğumuz konular özelinde de değerlendirme yapacak olursak haberlerimizden bir tanesini aktaralım sizlere. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde petrol ithalatına tekrar başlaması için daha fazla müzakere yapılması gerekiyor. İzliyoruz. Reuters'ın haberine göre Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinden petrol ithalatına tekrar başlaması için daha fazla müzakere yapılması gerekiyor. Pazartesi günü Bağdat'ta bir Türk Enerji Teknik Heyeti ile Iraklı petrol yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Irak'ın kuzeyine petrol ihracatının devam etmesi için daha fazla müzakereye ihtiyaç duyulacağı belirtildi. Türkiye Uluslararası Ticaret Odası'nın verdiği bir tahkim kararının ardından 25 Mart'ta Irak'ın Irak-Türkiye boru hattı üzerinden yaptığı günlük 450 bin varil kuzey ihracatı durdurdu. Bir başka petrol yetkilisi de Türkiye'nin tahkim kararında ödemesi emredilen zararın boyutunu müzakere etmek istediğini ve diğer açık tahkim davalarında da açıklama istediğini söyledi. Öte yandan Bağdat 198.9 trilyon dinarlık 2023 bütçesini onayladı. Buna göre BKY bütçeden %12.67 oranında pay alacak. Reuters tarafından görülen 15 Haziran tarihli bir mektuba göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı Türkiye ve Irak'a petrol ihracatına devam etmeleri için baskı yapmaya devam etmeye çağırdı. Evet efendim, gidiyoruz Ercan Çivi'ye tekrar. Ercan, tekrar hoş geldin. Küçük bir problem oldu, bağlantılarda her zaman olur. Tekrar seni dinliyoruz. Özellikle küresel taraftaki detayları almak için buyurun. Evet, şimdi tabii ki de FED tarafında baktığımız zaman artan enflasyonla mücadele etmek adına demiştik. Bunun için sıkılaştırma döngüsüne girerse eğer ki Amerikan endekslerindeki hisse senetlerinin düşüş eğilimi ağırlık kazanacaktır ki dönem içerisindeki faiz artışlarını artık tamamen sonlandırıp sıkılaşma yöntemine giriyoruz demesiyle birlikte satıcılı hava biraz daha hakim olabilir. S&P 500 üzerinde özellikle 4400 üzerinde kalabilen bir fiyatlama olursa hızlı bir şekilde 4600-4700 getirebilir ama şu kısa vade aralıkta baktığımızda satıcı davana hakim olacağını düşünüyorum açıkçası. 4200 altında kalmamız durumunda özellikle 4000'in altında tekrar 3800 bantları aralığında bir yön arayışı yapacaktır. Fakat tekrarladığım gibi burada dolar endeksiyle ters korelasyon oluşturduğu için genel anlamda dolar endeksinin eğer ki yukarı yönlü atakları devamlılık sağlarsa bu durumda S&P 500 üzerinde bu negatif bir durum oluşacaktır. Fakat düşüş olması durumunda ise S&P 500 tekrar yukarıya taşıyacaktır. Burada evet, teknik manada tekrar hatırlatmak gerekirse 4400 üzerinde 4500 ve 600 bandı hızlıca bir yerleşim sağlanabilir tekrar. Fakat 4200 altına sarkmamız durumunda, kapanışlar görmemiz durumunda daha doğrusu 3800'lere doğru bir geriye dönüş bu dönüm içerisinde oluşacak gibi duruyor. 3800'ü seviyelerde gerçekten sert bir satış sinyalleri gibi görünüyor. Peki gidelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul BIST 100 tarafında dünden bugün hep düşüş trendi ağırlıklı. Şöyle son rakamı da alalım, hatta teknik seviyesini alalım. BIST 100'den beklentiler az önce Emre İşlek değerlendirmelerinde şunu yaptı. Yakın zamanda TCMB faiz kararıyla yükselen enflasyonla birlikte ben Borsa İstanbul'a ağırlıklı düşüş trendini bekliyorum. Sen buna katılıyor musun? BIST 100 tarafında 5235'i okuyoruz. Ağırlıklı faiz kararıyla birlikte nasıl şekillenir? Şimdi şöyle belirtmek gerekirse evet elbette ki katılıyorum. Fakat şöyle bir durum var. Geçtiğimiz hafta hatırlarsan yayın içerisinde Cuma günü belirtmiştik. Şimdi önümüzde bir bayram dönemi var. Dolayısıyla yatırımcı olarak yerli yatırımcının çok fazlalık ağırlık kazanması sebebiyle
nakit çıkışlarının fazlalaştığı günler içerisine giriyoruz. Buradaki önemli olan Cuma kapanışı aslına bakarsan bize çok net olarak bir görüntü verecek. Elbette ki burada tabii ki de Perşembe günü çok önemli. Çünkü çok açık uçlu bir şekilde faiz artışının gerçekleştiği bahsediliyor. Fakat sanayi endekslerine ben dikkat çekmek istiyorum bu son 2 günlük dönem içerisinde. En fazla aslına bakarsan yarayı sanayi endeksleri aldı. Çünkü sanayi açısından bu kadar büyük faiz artışlarının olması demek o sektör tarafına ciddi manada zararlar verecektir. Ve emin ol ki bunu Merkez Bankası tarafı da çok net iyi biliyor. Dolayısıyla ben çok aman aman ilk etapta geçen hafta da belirttiğim gibi çok agresif bir artış beklemiyorum. Piyasa dediğim gibi bunu fiyatlıyor. Sanayi içerisindeki bulunan ağırlıktaki hisselere zaten dikkat ettiğimizde dün mesela 20'ye yakın çok ciddi manada kan kaybeden hisseler vardı Evet, örnek. doğru. Bunlar Tüpraş mesela çok net örnek bunlar. Çok görüntüsü belli olan yani piyasanın şekillenmesini çok net gösteren bir fiyatlama gerçekleştirdi. Dolayısıyla şimdi burada tabii ki de kendi yerli iş denetimizde bizim en önemli detay noktamız ne? Ucu açık bilmiyoruz. Şu an tamamıyla bir kutunun içerisinde bir şey var ama sayısal veri olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Tahmini olarak yaklaşıyoruz. Yurt dışında tabii ki de çok korkunç bir şekilde makaleler yayınlanıyor. Yani 0,15'te işte 40 aralığında kalabilecek gibi. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu kadar yüksek bir faiz artışının olması sanayi sektörünü çöktürür. Değil mi? Dolayısıyla bu yüzden dolayı da evet agresif olarak ilk etapta beklemiyorum. Belki yani Fed'in izlediği gibi küçük küçük 25 baz puanlarla fakat uzun soluklu olarak tabii burada kurun hareketleri de tamamen şekillenecek. Kurun hareketleri demek de şu az önceki S&P için nasıl belirtiyorsak normalde rasyoda olması gereken örnek söylüyorum dolar TL yükseliyorken biz tarafında satışın gelmesidir fiyatlama açısından. Fakat son zaten 1 yıllık dönem içerisinde biz hiç soluksuz farkındaysan 5200 bandının son dönem için bahsediyorum 3 aylık dönem içerisinde. 5200 bandında sürekli biz devamlılık sağlıyoruz. Dolayısıyla 5200'ün altında kapanışları biz Cuma'ya kadar görmememiz gerekiyor. Aslında çok sürpriz bir şey var. 28 Haziran gibi bir tarihe ben dikkat çekmek istiyorum. 28 Haziran tarihinde biz eğer ki 5200'lerin üzerinde kapanışlar görürsek 5700'ün gelebileceğini düşünüyorum ben ve zirve nokta olarak da 6200'den de ben vazgeçtim açıkçası. Belki hayal olarak düşünüyor olabilirler, ilginç gelebiliyor olabilir. 7200'lü puanları düşünüyorum ben. Çünkü şöyle ki burada tabii ki de bir balyoz indi faizden. Dolar-TL'yi direkt olarak 19 lira 18 lira çekemeyeceği gibi netice itibariyle ufak bir hareketlendirme gerçekleştirir. Fakat burada diyelim ki 26-27'li bantlara zaten oturduğunda ağırlıklı ortalamasını aldığımızda zaten 6200 gibi bir rakam çıkıyor. Dolayısıyla da banka sektöründe biliyorsun ki çok ciddi bir tahvil alım zorunluluğu getirilmişti. Şimdi faizlerin artması demek bankacılık sektörü tarafında da zarar. Netice itibariyle bizim ne yapmamız lazım? Perşembe gününü bir bekleyip buna göre piyasanın reaksiyon anlamında ne verdiğini görmek gerekiyor. Fakat burada yine yerli yatırımcının ve finansal okuryazarlığı zayıf olan yatırımcıların yine bir panik havasıyla elindeki malı tamamen boşaltmana gerek yok. Her geriye çekilme bana kalırsa alım fırsatı oluşturacak. Burada tehlike olarak biz neyi görebiliriz? 5000 puanın altına sarkarsak 4800'lü bir rakama doğru bir satıcılı hava hakimiyet kazanırsa eğer ki 4806 için evet konuşabiliriz tekrar. Satıcılı olarak devam edecektir diyebiliriz. Ama dediğim gibi buradaki en önemli bir bayramı fiyatlıyoruz şu anda. PPK'yı fiyatlıyoruz. Faiz artışı ile ilgili olarak ne olacak? Belirsiz bir durumda. Doğru. Netice itibariyle bunun satışlarını görüyoruz ve zaten yüksek bir faiz sonucu çıkacağı ile ilgili tekrar hatırlatmak isterim. Sanayi sektörünü biraz takip almak lazım. Sanayi Doğru. sektörü direkt olarak çünkü para politikası kurulunun yapacağı kararlarda en net olarak etkilenen sektörler arasında. Dolayısıyla biraz oradan aslına bakarsan takibi alarak da fiyatlamayı biraz daha net gösterebilir. Demiş olduğum gibi 28 Haziran benim için önemli. 28 Haziran günü içerisinde 5700'lü rakamlar gibi benim gördüğüm rakamlar 5730 Evet. hatta 5200 direnci eğer ki 28 Haziran'a kadar 5200 üzerinde biz bir şekilde kalıcılık yapabilirsek 5280 gibi örnek kapanışlar gerçekleşirse Daha çok 5700 yükseliyor. hareketi
Gelir. Evet. Evet. 28 Haziran'da 5200'ün üzerindeki kapanışlar birbiri ardına kendini takip eden kapanışlar. Hatta belki 7000'li seviyelere de getirir diyorsun Borsa İstanbul'u. Çok teşekkür ediyorum değerli katkıların, yorumlar için sağ ol. Tekrar ağzına sağlık. İyi yayınlar, sağ ol. Teşekkür. Evet efendim, Ercan Çivi bizlerleydi, stratejist. Şimdi noktalıyoruz programı. Yarın 16.30'da tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.